Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünün ortaya çıkmasına da sebep oluyor. Üstelik dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor. Tedavisi mümkün elbette ama erken tanı ve bu konuda farkındalık yaratabilmek çok önemli. 10 yaşındaki futbolcu Rüyasu Altınöz'de kanser hastalarına umut olabilmek için çok güzel bir farkındalığa imza attı. Saçlarını kestirip Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı. Moral motivasyonlarını da hiç düşürmesinler. Her zaman yanlarında olacağız. Saçım saçın olsun. Futbolcu Rüyasu Altınöz 3 yaşından beri tam 7 senedir saçlarını kestirmiyordu. Çünkü o saçlarını çok seviyor. İşte bu şekilde upuzun olmuş durumda. Doğru söyle, yoksa küçükken Rapunzel kitabını mı okudun? Rapunzel'e mi özendin? Evet. Tam 7 sene boyunca ikna olmayan Rüya nasıl ikna oldu? Ailem ilk önce bana söyledi. Kanser hastalarının tedavi görürken saçlarının döküldüğünü, saçlarını kaybettiklerini ve Kanser Savaşçıları Derneği'nin saçım saçın olsun projesinin başladığını ve istersem saçımı kestirip oraya destek olabileceğimi söylediler. Ben de düşünmeden kabul ettim. Kendisiyle paylaştık. O da hiç düşünmeden kabul etti. Malum kanser tedavisi gören hastaların saçları döküldüğü için psikolojik olarak etkileri mevcut. Kanser Savaşçıları Derneği kesilen saçları 35 santimlik saçları peruk yaptırıyorlar ücretsiz olarak. Talep eden hastalara veriyorlar ve moral motivasyon olarak onlara geri dönüyor. 10 yaşındaki bir evladımızın bu bilinçte olması ve kanser hastalarına umut olması bence hepimiz açısından çok çok değerli. Saçım saçın olsun projesi kapsamında Rüya'nın Rapunzel gibi saçları kesilmeye başlandı. Onun kesilen saçları umut olacak, nefes olacak, hayat olacak. Kanserle mücadele eden yaşıtları, küçükleri, hatta büyükleri için. 7 senenin ardından saçlara veda, ama güzel bir şey için veda. Bence iyi bir şey için gidiyor. Bir kişiye bile nefes alabiliyorsak ne mutlu. Yaklaşık 1,5 yıldır annem kanser tedavisi görüyor. Tedavi süresince annemizin de saçları döküldü. Gençlik yıllarında kestirmiş olduğu saçlarını saklamış. Kendi saçlarından kendisine peruk yaptırdı. Bu süreci daha moral motivasyon olarak daha yüksek seviyede tamamladık. Ben babamı çok yakın zamanda kanser hastalığından kaybetmiştim. Babam da o dönemde saçları dökülmüştü ve kadın olsaydım ben de peruk takabilirdim demişti. O dönemdeki o psikolojisinin ne kadar kötü olduğunu hiç unutmuyorum. Ben bundan çok etkilenmiştim. Bugün bir kişiye, yarın milyonlara umut olacağız diyorum. Kanser oldukları için bence üzülmesinler. Her zaman yanlarında olacağız.